Kucağında taşıdığı oğlu Sara nöbeti geçiriyor. 29 yaşındaki anne çaresiz oğlunu hastaneye götürecek taksi bulamıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 yaşındaki oğlu sahilde nöbet geçirince anne hemen yakındaki taksi durağına gitti. Durağın hemen önünde bir taksi yolcu indiriyordu ve iddiaya göre şoför durağın taksisi olmadığı için alamayacağını söyledi. Duraktaki diğer şoförler de iddiaya göre anneye "üstünüz ıslak, binemezsiniz" yanıtını verdi. 29 yaşındaki anne kucağında oğlu, yanında halası sokakta dakikalarca koşturup taksi bulmaya çalıştı. İddiaya göre ilk durdurduğu taksi kimsenin almadığını görünce geri dönerek kadını hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadını da gördüm, ileride çocuk kucağında taksi duran tam köşesinde feryat ediyor. Çocuğum, çocuğum gitti. O anda hiçbir şey bakmadım ben. Aldım arabayı, attım gittim. Vatandaşlık görevi yaptım bir taksi olarak, hepsi bu. Anne oğlunun tedavisinin ardından polise giderek 3 taksinin sürücüsünden şikayetçi oldu. Gerçekten fiyatlar çok yüksek. Peki üretici ile market arasındaki fiyat farkını sorsam? Yani %100 neredeyse. %200 değil, %300 değil. Tarlada ucuz, markette pahalı. Katlanarak gidiyor fiyatlar. Katlanarak giderken bazı ürünler 3 katına, bazıları ise 5 katına kadar çıkıyor. Tarladan market raflarına fiyat farkı dudak uçuklatıyor. Pahalı her şey. Hiç ucuz bir şey yok. Ne var? 50 lira, 100 lira. Hiç ucuz bir şey kalmadı artık. Tabii ki büyük bir fark var. Üretici zaten kazanmıyor ki. Marketler kazanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ağustos ayını mercek altına aldı. Üreticiyle market fiyatlarını kıyasladı. Kalem kalem hesaplandığında ortaya çarpıcı rakamlar çıktı. Buna göre geçtiğimiz ay markette 37 ürünün 28'inde fiyat artışı yaşandı. Üreticiyle market arasındaki makas her geçen gün biraz daha açılıyor. Yani tarlada başka, markette bambaşka fiyatlardan ürünler satılıyor ve Ağustos ayına baktığımızda üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürün elma oldu. Oranı da %450 ve şu anda marketteki etiket fiyatına baktığımızda kilosunun 25 lira olduğunu görüyoruz. Ama 60 liraya da elma mevcut. %450 çok büyük bir rakam. Bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Elma 5,5 kat, kuru üzüm 5,4 kat, havuç 4,3, kuru soğan 4,1, kuru incir 3,2, maydanoz 3 kat fazlaya satıldı. Ağustos ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %46'lık fiyat artışıyla kuru üzüm oldu. İkinci sıraya baktığımızda da %37'lik fiyat artışıyla maydanozu görüyoruz ve marketteki etiketine geldiğimizde tanesi 8 lira. Ben Manisa'lıyım. Bizim orada üzüm fiyatları şu anda üzüm hasatının olduğu dönem. Şu anda millet 6 liraya üzüm satıyor, 3 liraya üzüm satıyor. Burada ne kadar? Şu anda markete baktığınız zaman 30 lira, 50 lira efendim. Hesabını siz yapın yani. Kilo işi yok artık. Tek tek alıyoruz. Meyve zaten alamıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar mazot ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Mazotta son yapılan fahiş fiyat artışından sonra Ağustos ayında düşük de olsa bu fiyat artışları devam etti. Gübre fiyatları ise son 3 aydır devamlı bir artış gösteriyor. Milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya, okul servisleri de yollara çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da eğitim yılının başlamasına günler kala servis fiyatları mercek altında. UKOME'nin açıkladığı fiyatların çok daha üzerinde ücret talep eden servis firmalarına karşı çifte tarifeli, çifte servis sistemi oluşturulması gündemde. Tercihim tabii ki en uygun olanı. Her şeye zam geldi. Hele ki şu anda servisler. Okul ücretleri de aynen. Servise göndereceğiz büyük ihtimal. 3000-4000 bariminden başlıyor diye biliyorum en yakın lokasyonlar. Yani tahminen biz de o fiyatlarda vereceğiz gibi gözüküyor. Özellikle bazı özel okullarda hizmet veren servis şirketleri UKOME kararına göre örneğin 15 bin lira ödenmesi gereken mesafeye 34 bin lira talep ediyor. Şikayetler artınca İstanbul'daki özel okul servislerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre aynı
farklı okulda iki farklı servis olacak. Bunlarda da farklı tarifeler uygulanacak ve tercih tamamıyla velilere bırakılacak. Bir tanesi UKOME ücretlerinden çalışacak. Diğeri ise ek hizmetlerle birlikte ücretlendirilecek. Bu ek hizmetlerin içinde GPS takip sistemi olacak ya da lüks araç seçme seçeneği de bulunacak. Ben herhalde ekonomik olduğu için normal servis tercih ederim. Zaten lokasyon da çok uzak değil. O kadar lükse gerek olmadığını düşünüyorum açıkçası. Onu duymadık ama memnun da kalabiliriz yani. Kullanmak lazım önce. Bir talepte bulunuyor ve sunulan bu yöndeki hizmeti almak istiyorsa tabii ki alsın. Bu veli ile okul arasında. Veli bunu istemiyor ise, bundan başka hizmet sunmuyoruz. Biz bu kalitede, bu fiyatlarda bir hizmet sunuyoruz. Bundan daha başkasını sunmaz deme lüksü olmasın. Çocuğumu okula kaydettirdim. Ondan sonra bana dediler ki o bölgeye servisimiz yok. Çocuğum benim bir sene boyunca yaklaşık 1 kilometre yürüyerek servise bineceği noktaya gitti. Sabah akşam döndü. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde alınan karara göre okullarda UKOME fiyatına uygun servis bulundurulması zorunlu oldu. Ancak servisçilere göre bu uygulamanın hayata geçmesi zor. Benim odamın üyesinin bir aracı devlet okulunda aynı araba en yakın mesafeyi 1300 liraya taşırken özel okulda adam diyecek ki şirket ben özel hizmet veriyorum 2 tane kek koydu ya da 2 tane geziye götürdü. Ben de özel hizmet veriyorum 4000 lira alacak en yakın mesafeyi. Bunun önü açılmış oluyor. Çözüm bu değil. Özel okullarda bizim bireysel taşımacı olarak taşıma yapmamızın önü açılsın. Dedi Mahmut Paşa Gümüş bu dedi. Tuttu ceset torbasını bize verdi ve verdiği cenaze de bayan cenazesi. Ölen de benim amcam. Amcasının cenazesini teslim almıştı. Yanlışlık gasilhanede ortaya çıktı. Biz yıkatmaya götürdük Buruk Mezarı'na. Orada teşhis ettik baktık amcam değil. Şaşırmaz mısın? Yani benim hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Benim acım var diyorum. Benim acım var. Benim sülalem bekliyor ha. Adres Adana. 63 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Paşa Gümüş tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Gümüş'ün yeğeni Veysel Gümüş aile adına hastaneye geldi. Ailem hepsi cenazeyi bekliyordu. Ben de sabah kalktım burada cenazemi almaya geldim. Ben ölüm kağıdını verdim dedim Mahmut Paşa Gümüş bu dedi. Tuttu ceset torbasını bize verdi. Dede hemen dedi taputu getirin alın götürün dedi. Ölüm kağıdıyla teslim aldığı cenazeyi merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürdü. Ama açılan ceset torbasından tanımadıkları bir kadının naaşı çıktı. Veysel Gümüş kendisine teslim edilen cenazeyle birlikte yeniden hastaneye gitti. Bu sefer de o bayanın ailesi kendi cenazelerini bekliyor. Cenaze yok burada. Biz bu sefer o bayanın cenazesini getirdik. Şimdi kendi cenazemizi götüreceğiz. Cenaze aracının şoförü aileye niye teşhis etmeden cenaze alıyorsunuz diye tepki gösterince Gümüş'le aralarında tartışma çıktı. Güvenlik görevlerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı. Benim acım var diyor. Benim acım var. Benim sülalem bekliyor ha. Yanlış teslim edilen kadının cenazesi tekrar morga kaldırıldı. Gümüş ailesi bu sefer kendi cenazeleriyle hastaneden ayrıldı. Abisinin katilini öldürdü. İşte o saldırı anının görüntüsü. Husumetin başlangıcı geçtiğimiz Nisan ayıydı. İddiaya göre emlakçı Engin Altan'ın kendisine 50 bin lira borcu olan galerici Uğur Ermiş'i çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında kardeş Oğuz Ermiş de abisini öldüren 41 yaşındaki Altan'ı tabancayla bacaklarından vurdu. 40 yaşındaki Oğuz Ermiş denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldı. Katil zanlısı ise taburcu olduktan sonra tutuklandı. Ancak o da 2 ay önce heyetin verdiği sağlık raporuyla cezaevinden çıktı. Kanlı saldırı önceki gün yaşandı. Oğuz Ermiş abisini öldüren Engin Altın'ın emlak ofisine gitti. Ardından silahını peş peşe ateşledi. Altın hayatını kaybetti. Kaçarak uzaklaşan saldırgan adım adım takip edilerek operasyonla yakalandı. Zanlı polise olay günü abimi öldüren Engin Altın'la karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı. Tabancamla ateş ettim dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 2 Eylül günlerden cumartesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında diplomasi trafiği yoğun olacak. 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek Erdoğan. İki liderin görüşmesindeki ilk madde Karadeniz Tahıl Koridoru olacak. Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi ve ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Eylül ayı içinde yapılacak. Erdoğan bugünse Hatay'daki toplu temel atma törenine canlı bağlantı. Deprem bölgesi üzerinden muhalefeti eleştirdi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayındaki diplomasi temaslarını Rusya ziyaretiyle başlatacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Soçi görüşmesinin ana maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması olacak. İki lider anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak. Erdoğan bugün İstanbul Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahında sık sık durup vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Almayanlar kimler? Almayanlar. Mahalle bakkalına da uğramayı ihmal etmedi Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay toplu temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Hedefinde muhalefet vardı. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az birkaç yıl ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduk. Yerel seçimde işbirliği tartışmaları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Muhalefeti paramparça görmüyorum. Pekala bir araya gelebiliriz diyen CHP lideri İmamoğlu ve Yavaş'ın tekrar aday olmalarını istediğini de söyledi. Önce parti olarak kendi stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Daha sonra belki diğer partilere döneriz sözleriyle yerel seçimde işbirliğine kapıyı açık bıraktı. Ben muhalefeti çok paramparça görmüyorum. İlişkileri de koparmış değiliz. Medya kanlı bıçaklıyız, birbirimizi boğazlayacağız gibi veriyor. Biz pekala 3 gün sonra da, 5 gün sonra da, 1 ay sonra da bir araya gelebiliriz. Ortak mutabakat metninin altında hepimizin imzası var ve hiçbirimiz imzamı geri çektim demiyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeniden aday olma açıklamalarını değerlendirdi. Son kararı parti meclisi verecek ama genel başkan olarak görüşüm başarılı belediye başkanlarının görevlerini sürdürmeleri yönünde. Özellikle Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi, Antalya gibi yeni aldığımız belediye başkanlarının ikinci dönemlerinde daha başarılı olacaklarını biliyorum. İmamoğlu'nun CHP, Yavaş'ınsa İyi Parti'den aday olacağı iddiasına da yanıt verdi CHP lideri. Ankara'da da İstanbul'da da dominant olan parti CHP'dir dedi. Kılıçdaroğlu kurultayda çok önemli tüzük değişiklikleriyle değişimin önünü açacaklarını söyledi. Değişimle genel başkan değişimini mi kastediyorsunuz sorusunu yanıtladı. Bir değişim yapacağız, o kesin. Bütün demokratik standartları getireceğim. Ondan sonra parti özgürce kendi genel başkanını seçecek. Yeri geldiğinde başkanı görevden alacak bir kurultay olacak. CHP lideri bugünse İstanbul'da Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafıyla buluştu. Esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın karnı doyuyorsa aslında milletin karnı doyuyor demektir. Denizli'de kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçip düğüne giden akrabaları taşıyan otobüse çarptı. Korkunç kazada biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı efendim. Direksiyon kilitlendi diyen kamyon şoförü gözaltında. Düğün evi cenaze evine döndü çünkü davetlilerden 6'sı kazada hayatını kaybetti.
Kaza Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşandı. Kontrolden çıkan kum yüklü kamyon refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeritte kazaya neden oldu. Kamyon Afyon istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 5 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Kamyon şoförüyle birlikte 42 kişi yaralandı. Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı öğrenildi. Yolcular tarafından kiralanan otobüste hayatını kaybedenlerden biri de polis memuru Birol Küçük'tü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan karayolu çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Soruşturma için iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yaralı kamyon şoförü Bekir Atman tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde kazanın aracının direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Adana'da cezaevinden yeni çıkan adam kaldırımda telefonla konuşurken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Motordan inip elindeki iki silahla ateş eden saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı. İnfazcı çifte tabancayla saldırdı, ikisiyle aynı anda ateş etti. Adana'da 42 yaşındaki İbrahim Taşkıran kaldırımda telefonla konuşuyordu. Bir süre önce cezaevinden çıkan adam sık sık sosyal medya paylaşımları yapıyordu. İşte o paylaşımlardan birinde artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil mesajı paylaşmıştı. Bir başka sosyal medya paylaşımındaysa tabancasıyla poz veriyordu. Taşkıran telefonla konuştuğu sırada bir motosikletle iki kişi yanına geldi. Arkadaki şüpheli indi, sürücü devam etti. Kask takan şüpheli çifte tabanca çekip ikisiyle aynı anda ateş etti. Üstelik defalarca da tetiğe bastı. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşkıran'sa tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İbrahim Taşkıran'ın naaşı otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis çifte silahlı saldırgan ve suç ortağının peşine düştü. Samsun'da iki pazarcı esnafın tartışması kanla bitti. Biri aynı zamanda abisinin kayınbiraderi olan pazarcıyı silahla vurup öldürdü. Öldüğüne emin olmak için başına gelip tekrar kurşun sıktı. Katil zanlısı peşindeki polisi görünce kendi canına kıydı. İki kere vurdu, sonra tekrar ateş etmek istedi. Silahı tutukluk yaptı ama ateş etmekten vazgeçmedi. Dönüp dönüp tetiğe bastı. Samsun'da Kemal Yüksel ve Kadir İş, ikisi de pazarcı, yani komşu esnaflar. Dehşet işte bu pazar yerinde yaşandı. İki pazarcı arasında bir süredir tartışma vardı. Biri diğerinin abisinin kayınbiraderiydi. Aralarındaki tartışma sırasında Kemal Yüksel tabancasını çekti. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışmanın nedeni bilinmiyor ama Kemal Yüksel öyle öfkeliydi ki Kadir İş'i vurduktan sonra da durmadı. Yerdeki adamı ateş etmeye devam etti. Silahı tutukluk yaptı ama bu da onu engellemedi. İki kurşunla vurulan Kadir İş yerdeydi. Tekrar tetiğe basmak isteyen Kemal Yüksel'in tabancası iki kez tutukluk yaptı. Üçüncü denemesinde bir kez daha ateş etti. Saldırgan dönüp gidiyordu ancak fikir değiştirdi. Yerdeki adamı hedef alıp bir kez daha tetiğe bastı. Kemal Yüksel olay yerinden koşarak kaçtı. Bir süre sonra peşindeki ekip otosunu gördü. Çember daralıyordu. Tabancasını bu kez kafasına dayayıp tetiği çekti. Kemal Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 4 kurşunla vurulan Kadir İş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Efendim Antalya'da narkotik ekipleri 350 polisle 25 adresi eş zamanlı bastı. Organize ekipleri ve özel harekatçıların da destek verdiği operasyonda 25 zehir taciri gözaltına alındı. Özel harekat polisleri de operasyona katıldı. Kapılar Koçbaşı ile açıldı. Tam 44 kilogram uyuşturucu bulundu. Antalya Emniyeti zehir tacirlerini hedef aldı. Uzun süredir teknik takipteydiler. Sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Narkotik ekiplerine organize suçlarla mücadele ve özel harekat polisleri de destek verdi. Hassas burunlu köpekler de kullanıldı. Yaklaşık 350 polis tam 25 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. Altına. 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerin önündeki çöpler bile didik didik arandı. Operasyonda 44 kilogram uyuşturucu, sentetik haplar, ruhsatsız tüfek ve tabancalar bulundu. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Manisa'da 47 yaşındaki adam kendisinden ayrılan kadın ve kızına kurşun yağdırdı. Sonra da silahı kendine çevirip bir kez daha tetiğe bastı. Kanlı olayda saldırgan ve eski sevgilisi öldü. 20 yaşındaki kızın durumu ise ağır. Sokaktaki manzara korkunç. Anne ve kızı kan içinde yerde. Onları vuran adam da. İki kadın bir tane erkek. Hareket ediyor. Kadın yaşıyor. Bu da yaşıyor. İkisi de yaşıyor. Acil Allah. Manisa Akhisar'da 47 yaşındaki Veysel Mızrak iddiaya göre bir süredir Meliha Uludağ ile ilişki yaşıyordu ama ayrıldılar. Mızrak bu durumu hazmedemedi. Kadının yaşadığı eve yakın bir noktada otomobilde beklemeye başladı. Evlerine giden Meliha Uludağ ve kızı Cansu Dönmez'in yolunu kesti ve aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında Veysel Mızrak tabanca çekip anne ve kızına ateş etti. Sonra da silahı başına dayayıp bir kez daha tetiğe bastı. Sağlık ekipleri 47 yaşındaki Meliha Uludağ ile saldırganın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 20 yaşındaki Cansu Dönmez'se hastanede tedavi altına alındı. İki cansız beden morga kaldırıldı. Yaralı genç kızın da hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. İstanbul Kağıthane'de öfkeli abi tartıştığı üvey kardeşinin evini benzin döküp yaktı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken gökyüzüne yükselen alevler güçlükle söndürüldü. Yangını çıkardıktan sonra kaçan kundakçı abi kısa sürede yakalandı. Eline bir bidon benzin alıp tartıştığı üvey kardeşinin evini yaktı. Kundaklama anında evin boş olması faciayı engelledi. Akıl almaz olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre üvey iki kardeş arasında bir süredir gerginlik vardı. Taraflar önceki gün tekrar karşı karşıya geldi. Abi kardeş arasında bir tartışma çıkmış sanırım. O tartışmanın ardından küçük kardeş eline benzin dolu bidonu aldı, üvey kardeşinin evinin yolunu tuttu. Ondan sonra kardeşi geliyor, evi yakıyor. Bayağı böyle olarak benzinle yakıyor yani. Neyse ki o esnada evde kimse yoktu. Alevlere teslim olan ev itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye alevlere müdahale ederken polis de kundakçı kardeşin peşine düştü. Yangın çıkardıktan sonra olay yerinden kaçan kundakçı üvey kardeşi kısa sürede gözaltına aldı. İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü müşteri girdiği markette çalışanlarla kavga edip ayrıldı. Dakikalar sonra elinde bıçakla geldi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan 28 yaşındaki çalışanı bıçaklayarak öldürdü. Kavga çıkaran alkollü müşteriyi sakinleştirmek istedi ancak saldırının hedefi oldu. Aslında o bence ayırmaya çalışırken arada kendi gitti. Kaçmaya çalışsa da aldığı tek bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Çok iyi bir çocuktu yani kesinlikle öyle birine bir zarar verecek biri değil. Korkunç cinayet İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi işte buradaki markete geldi, alışverişini yaptı, daha sonra kasaya yöneldi. İddiaya göre kasanın önü kalabalık olduğu için çalışanlarla tartışmaya başladı. Kasiyerlerle tartışmış. Kasiyerlerle tartışınca bir kasa daha açın demiş herhalde. Açmamışlar. Tartışma alevlendi, kavgaya dönüştü. Vuran şahs sarhoştu zaten, alkollüydü. Müdahale ettiler oradan. O da çıktı. Bir itişme kışma olmuş orada. O sinirle o da çıkıyor, işte geliyor benim dükkana direkt girdi. Öfkeli adam dakikalar sonra karşı kaldırımda bulunan dükkandan bıçak aldı. Daha sonra markete geri döndü. 28 yaşındaki market çalışanı Aydın Kara ise saldırganı sakinleştirmek istedi. Ancak gözü dönen saldırgan genci kovalamaya başladı. Tekrar içeri girince elbiseleri aynı ya. O çocukla müdahale edince ona denk geldi. O zannetti onu. Marketteki müşteriler bıçaklı saldırganı görünce panik içinde kaçıştı. Öfkeli saldırgan reyonların arasında sıkıştırdığı Kara'yı bıçakladı.
Karay aldığı tek bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırgansa kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tatile gitmek için Pomeranian cinsi köpekleri Louis'i pet oteline bırakan aile tatilin 3. gününde gelen telefonla yıkıldı. Otel sahibi aileyi arayarak köpeklerinin öldüğünü, isterlerse yenisini alabileceğini söyledi. Duydukları karşısında şoke olan aile hukuki süreç başlattı. 22 Temmuz'da Louis'i pet otele bıraktık. 25 Temmuz'da saat 17.59'da bizi aradılar. Oğlumuzun öldüğünü haberini verdiler. Çevik ailesinin gözü yaşlı. Nedeni ise 2,5 yıldır beraber yaşadıkları Pomeranian cinsi köpeklerinin iddiaya göre bir saldırıya kurban gitmesi. 2,5 yaşındaki Pomeranian cinsi köpeklerini pet otele vermişlerdi ancak 3 gün sonra gelen telefonla hayatları kabusa döndü. Şimdi gözü yaşlı aile Louis adlı köpeklerine ne olduğunun araştırılmasını istiyor. Ben oğlumun ne ölüm halini gördüm, ne nasıl olduğunu bilmiyorum, ne şekilde olduğunu bilmiyorum. Bir şekilde bu olayda örtbas olduğunu düşünüyorum. Olay Ankara'da yaşandı. Tatil hazırlığı yapan Serkan ve Zuhal Çevik çifti kızlarına ait köpekleri Louis'i pet oteline verdi. Yani tek kişilik odada bırakabileceklerini, sadece mama ve tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tek başına orada kalabileceğini söyledim. Maalesef sahip çıkamadılar. Köpeklerinin anlık görüntülerini isteyen aile paylaşılan görüntülerde Louis'in olmadığını fark etti. Otel sahibinin çelişkili ifadeleri ise ailenin şüphelerini arttırdı. Video attılar 4 tane. Birinci videoda Louis var İlker Bey'in kucağında. İkinci, üçüncü, dördüncü videoda yine oğlum yok. Elim bir kaza sonucu. Oğlunuz öldü, işte başka bir köpek tarafından öldürüldü diye söylediler sadece. 3 gün sonraysa köpeklerinin ölüm haberini alan aile tatillerini yarıda kesip Ankara'nın yolunu tuttu. Başka köpekler tarafından saldırıya uğradığı, yemek ve nefes borusunun zedelendiği gerekçesiyle öldüğü iddia edildi. Saldırgan köpek ya da başkası bilmiyorum. Pekiniz ırkı benim çocuğumu 4 yerinden boğazlayarak nefes borusunu, yemek borusunu parçalayacak şekilde öldüremez. Ben büyük bir ırkın olduğunu düşünüyorum. Ölüm haberi sonrası suçlamaları kabul etmeyen otel sahibi aileye para teklif etti. Aile ise hukuki süreci başlattı. Yerine biz size Pomeranian köpek verelim ya da para verelim diye söyledi. İhmal var, bir can kaybı var. Maalesef ki karşı taraftan olaya daha böyle bir eşya mantığıyla bir yaklaşım söz konusu. Hayvan hakları kanuna aykırılıklardan dolayı alabilecekleri en üst cezayı almalarını mahkemeden talep ediyoruz. Efendim, Bursa'da 41 yaşındaki kadın özel hastanede kendisine rahim kanseri teşhisi konulduğunu, ameliyatta sağlam yumurtalığının alındığını söyleyip isyan etti. Dahası ağrıları dinmeyince gittiği devlet hastanesinde kanser değil mide rahatsızlığının olduğunu öğrendi. Sadece tek isteğim benim anne olmaktı ya. Bir tane çocuk istedim. Patoloji sonucum geldiğinde bana rahim kanseri olduğumu söyledi. Kanser değilmişim. Birçok hastaneye gittim. Hayali anne olmaktı. Kansersin denince dünyası başına yıkıldı. Rahim ve yumurtalığı alındı ama kanser olmadığı ortaya çıktı. Üstelik yanlış yumurtalığı alındı. Ağrılarının nedeninin de mide mikrobu olduğunu öğrendi. Güvendim doktora. Kanserim diye güvendim. Her iki yumurtalığımı ve rahimimi alacaktı benim. Ya ameliyat olacaksın ya ameliyat olacaksın dedi. Başka alternatifin yok dedi. Bursa'da yaşayan 41 yaşındaki Derya Kara 6 Mayıs 2021 tarihinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti ancak ağrıları dinmedi. İddiasına göre muayenenin ardından Kara'nın rahim kanseri olduğu ve sol yumurtalığında kist bulunduğu belirtildi. Tek çare ameliyat olmaktı. Ama ben son ana kadar ameliyathanenin kapısından girene kadar yalvardım. Dedim ki en ufacık bir nokta kadar da umut varsa rahimimi almayın. Ben anne olmak istiyorum. Ameliyata giren Kara'nın bir yumurtalığı ve rahmi alındı ama ağrıları yine de dinmek bilmedi. Bu kez devlet hastanesinin yolunu tuttu. İddiasına göre gerçeği de orada öğrendi. Kanser değilmişim. Birçok hastaneye gittim. Bu patoloji sonuçlarına göre adli tıp raporum da var. Kanser olmadığını öğrenen Derya Kara, üstelik ameliyatta sağlam olan sağ yumurtalığının da alındığını iddia etti. Ameliyata girerken sağ yumurtalığım temizdi. Sol yumurtalığımda 4,5 santim kistim vardı ki evraklar burada.
Hepsi elimde. Karın ağrısının sebebinin mide mikrobu olduğu tespit edilen Derya Kara, 15 günlük ilaç tedavisinin ardından ağrılarından kurtuldu. Rahmini ve yanlış yumurtalığının alındığını öne sürdüğü özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. 15 gün içerisinde hiçbir ağrım, hiçbir sıkıntım kalmadı. Ve ben bu ağrıları sadece mide mikrobundan kaynaklı çekiyormuşum. Ve bunun yüzünden 2 kere ameliyat oldum. İşini bırakmayacağım. Kesinlikle peşini bırakmayacağım. Mersin'de otobüste kalbinden rahatsızlanıp fenalaşan kadının imdadına otobüste bulunan emekli hemşire yetişti. Hemşire ilk müdahaleyi otobüsün koridorunda yaparken şoför de aracı en yakın hastaneye sürdü. İşte hayat kurtaran tesadüf. Kadın yolcu kalbinden rahatsızlandı, otobüsün koridorunda yığılıp kaldı. Neyse ki yolcular arasında emekli hemşire Sevim Özbay vardı. Yardımına koştu, ilk müdahaleyi yaptı. Ben ağlaşınca hemen yardıma koşmak istedim. Onu öyle bu şekilde bırakamadım. Elimden geldiği kadar yardım ettim. Sakinleştirmeye çalıştım. Otobüs şoförü ise rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı. Emekli hemşirenin müdahalesi etmesiyle bunun acile gitmesi gerektiğini söyledi. Öbür yolcuların hayatını tehlikeye atmayacak şekilde acile götürdük. Hayat kurtaran tesadüf Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste gerçekleşti. 48 yaşındaki Nur Gülcan kalbinden rahatsızlanıp fenalaştı. Yolcular panik içindeyken Sevim Özbay atıldı. Emekli hemşire olan kadın yardıma koştu. Ben hastaneye yetişmiyordum. Birinci yerimdeydi. Sadece ayaklarında sorun vardı. Kramp gelmişti. Sevim Özbay'ın yönlendirmesiyle otobüs şoförü harekete geçti. Amirlerine durumu anlatıp otobüsü Erdemli Devlet Hastanesi'ne çevirdi. Ambulans arama gelmesi biraz uzun süreceği için amirlerle görüşerek hastaneye götürmek istediğimi söyledim. İnsani görevimizi yaptık. Acil servisteki sağlık ekipleri hastayı tedavi altına aldı. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kocaeli'de faizsiz kredi yalanına inanan emekli adam telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Bir tıkla 85 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Kocaeli'de yaşayan Ahmet Uzun arayan dolandırıcı kendini banka çalışanı olarak tanıttı. 85 bin liraya faizsiz kredi imkanı olduğu yalanını uydurdu. Benden size gelen maili okeylememi istedi. Ben de gelen maili okeyledim. Tek tıkla verdiği onay pahalıya mal oldu. %49 engelim var. Engelli bir vatandaşın duyma özürlü olduğum için hesap anlayamadım. İddiaya göre 59 yaşındaki adamın 2 ayrı banka hesabı olduğunu öğrenen dolandırıcı 85 bin lirayı bir hesaptan diğerine yolladı. Tekrar telefonumu kontrol etmeye başladım. Bankayı aradım. 5-6 dakika 10 dakika içerisinde bütün hesabımdaki parayı İbrahim diye birisine atmış, Oğuz diye bir arkadaşa atmış hesapları. Faiziyle birlikte 160 bine yakın zararım var diyen Ahmet Uzun şimdi kara kara düşünüyor. 85 bin, bunun faizi de var. Faiziyle birlikte herhalde 150-160 olur. Nereden bulup nereden ödeyeceğiz? Aldığım maaş bile oraya yetmiyor. Ben yandım, siz yanmayın diyen 59 yaşındaki emekli herkesi daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. Gelen telefonlar banka dahi olsa kendiniz bankada hesap işlemlerini yapacağınızı söyleyerek banka ile irtibata geçmenizi tavsiye ederim. Efendim, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası bugün başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden güçlü ve eğitimli itfaiyeciler ilk gün kancalı merdivenlerle eğitim kulesine tırmandı. İtfaiyecilerin performansı izleyenlerden tam not aldı. Merdivenleri dayadılar, örümcek adam gibi saniyeler içinde tırmandılar. İtfaiyeciler bu kez yangına değil madalyaya koştu. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasıl geçti? Çok yorucuydu. Elimizden geleni yaptık ama bakalım. İnşallah ileriki yıllarda onlara Türk'ün gücünü göstereceğiz. Görüntüler İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası'ndan. 22 farklı ülkeden toplam 450 itfaiyecinin katıldığı yarışların bugün ilk günüydü.
Ortalama 5-6 aydır hazırlanıyoruz ama tabii Rusların ve Belarusların çok eskiden yaptığı bir spor. Biz de yeni yeni ısınmaya başladık. Rakiplerimiz güçlü ama biz de varız. Türkiye adına 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 itfaiyeci katıldı. Yarışların ilk gününde itfaiyeciler kancalı merdivenle bina görünümlü eğitim kulesine tırmandı. Bulunduğumuz parkurda hemen karşıda 3 katlı bir bina var. İşte itfaiye erleri bu binanın en yüksek tepesine ellerindeki merdivenlerle en kısa sürede çıkmaya çalışacaklar. Önce erkek itfaiyeciler sahne aldı. Kuleyi saniyeler içinde tırmandılar. Nasıldı? Ya bu işi yapmak için seneler gerekiyor. Çok iyi olmadı ama ilerleyen yıllara göre güzel şeyler çıkar inşallah. Madalya çıkartılabilir ama bu kulvarda biraz zor gibi gözüküyor ama diğer kulvarlarda çıkabilir. Ardından görev kadınlardaydı. Şampiyonanın en zorlu parkurunda tehlikeye göğüs gerdiler. En zor merdiven gibi duruyor. Neden? Yani teknik istiyor, çok fazla teknik istiyor. O yüzden rakiplerde biraz dişli bakalım. Hiçbirimiz atlet değiliz ama belli bir sporcu geçmişliğimiz var ve itfaiyeciyiz. Yani zaten atletik ve şey olmak zorundayız. Yani güçlü olmak zorundayız. Şampiyona 4 gün sürecek, salı günü ödül töreniyle son bulacak. İtfaiyeciler sırasıyla 100 metre engelli, 4x100 metre ve motopomp branşlarında yarışacak. Yangında mahsur kalanları kurtarmak için alevlerin içine dalan korkusuz kahraman, hamile hırsızlık şüphelisi kadını gözünü kırpmadan öldüren ABD polisi ve Meksika'da tonlarca ağırlıktaki araçların sürüklendiği sel felaketi. Sırada hızlı bir dünya turu var. Alevlerin içine daldı. Canını hiçe sayan şerif yardımcısı alev kapanındaki birçok kişiyi cesareti sayesinde kurtardı. Nefes kesen bu anların adresi Amerika Birleşik Devletleri. Washington eyaletinde orman yangını çıktı. Yangın tahliyeleri sürerken alevlerin arasında kalan vatandaşları fark eden Britton Morgan canını hiçe sayıp alev kapanına daldı. Trafikte mahsur kalan araçlar suyun şiddeti artınca kontrolden çıktı. Kimi geri geri sürüklendi, kimi ise döne döne kaymaya başladı. Bir başka felaketin yaşandığı yer burası. Adres Meksika. Aniden bastıran şiddetli yağışlar başkent Mexico City ve eyaletleri sular altında bıraktı. Bir kişi kanoyla yüzerken otoyoldaki araçlar suya gömüldü. Rüzgar arkasından adeta tokat gibi çarptı, kadını yere savurdu. Yüzüstü düşen kadın saniyelerce sürüklenmeye devam etti. Görüntüler Çin'den. Kaldırımda yürüyen kadının Saola tayfununun etkisiyle savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Araçtan in uyarısını dinlemedi, aracını hareket ettirince polis memuru ön cama ateş etti. Sürücü koltuğundaki kadın yaralandı. Kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu. Polisler yaralı kadını dışarı çıkarabilmek için aracın camını kırdı. Adres Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaleti. Hey, out of the car. Out of the car. 24 Ağustos'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen 21 yaşındaki Afrika kökenli hamile kadın bir mağazanın otoparkında polis tarafından durduruldu. Araçtan inmeyince Amerikan polisi tarafından silahla vuruldu. Kadın ve karnındaki bebek hayatını kaybetti. Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı. Av sezonunun başlamasıyla birlikte balık fiyatlarında düşüş sürüyor. Bu yıl en çok çıkan balıklardan olan Tori'nin fiyatı düne nazaran yarı yarıya düştü efendim. Keza hamsinin kilosu da 50 liraya inmiş durumda. Balık tutkunları tezgahlara akın ederken ustalar da lezzetli elleriyle balıkları pişirdi. Sezon bereketli başladı, fiyatlar düştükçe düştü. Balık tutkunlarının keyfi yerinde. Özlemiş misiniz balığı? Gayet özledik. Hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli olsun. Ne alacaksınız? Bugün ustamızın tavsiyesi kofana. Av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları artık ışıl ışıl. Şu an tezgahları en çok süsleyen balıksa torik oldu. Torik'in kilo fiyatı son 4 günde 7'de 1'ine düştü. Dip fiyat yaptı yani çok bu kadar etki yapacağını
biz düşünemiyorduk. Çünkü şu Torin tanesi 750 TL idi. Dün tanesi bu balın kilosu 150, tane 300 lira denk geliyor. Bugün bu tanesi 2 kiloluk balık 150 TL. Dünden bu yana yarı yarıya düştü. Evet. En çok özlediğiniz balık hangisi? Vallahi denizden ne çıksa yeriz. Hamsiyi tercih ederim. Torik'tense. Palamut'u da beklerim ama. Hepsi olabilir. Torik'in yanı sıra istavrit, mezgit ve hamsi tezgahlarda oldukça bol. Hamsinin kilo fiyatı her gün biraz daha düşüyor. Dün 100'e vurdu. 100 liraya. Bugün 50 TL. Yarın belki 3 kilo 50 olacak. 20'ye kadar düşer. Böyle giderse. Biz sürekli tüketiyoruz zaten. Av sezonunu beklemeden de yiyoruz ama av sezonunun açılması tabii balık fiyatlarının düşmesi anlamında önemli. Hamside de bolluk var. Ancak şu an için hamsiler biraz yağsız. Tam da bu sebeple balıkçılar ızgara yerine hamsi tavanın zamanı olduğunu düşünüyorlar. Mısır ununda hafif yağda, böyle bol yağ değil, bu şekilde pişecek. Ocağımızı yaktığımızda 3 dakika sürüyorsa diğer ters tarafı 30 saniye. Yani 1 dakika sürmemesi lazım. Bu şekilde. Bak diğer tarafı pişti. Lokum loku. Bu garibanın dostu. Torik içinse hafif yağda ızgara ya da tava en çok tercih edilen. Şu an tava daha lezzetli olur. Aynı şekilde mısır ununa buladıktan sonra tavamıza diziyoruz. Balın hafif ateşte pişmesi çok önemli. Hızlı açmasınlar. Palamut veya torik tavamız hazırdır böyle. Ancak ustaların bir önerisi daha var. Torik plaki. Doyurucu, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli. Hakiki tereyağında çeri domatesi, arpacık soğanı, sarımsak, defne yaprağı, yani bu farklı bir lezzet. Kokusu bile insanı mest ediyor. Hafif bir krema da kullanıyoruz. Torimizi de attık. 5 dakika sürmeyecek. Zaten balık hemen pişiyor. İşte sadece 15 dakika içerisinde hazırlanan bir yemek. Torik plaki. Üzerine atılan kaşarla birlikte ortaya işte bu şekilde bir şaheser çıktı. Şimdi reklam arasına gidelim. Dönüşte Star Ana Haber'e devam edeceğiz. Reklamın ardından Star Ana Haber'e devam ediyoruz efendim. Uşak'ta sağanak yağmur sele neden oldu. Mazgallar tıkanınca caddeler nehre döndü, araçlar selde sürüklendi. Suda mahsur kalanların imdadına belediye ekipleri yetişti. Kentte sağanak yağmurun ardından dolu ve fırtına da etkili oldu. Anne, anne çok korktum. Mahsur kalanlar oldu, korkuyla kurtarılmayı beklediler. Sürüklenen araçlar da vardı. Araba gidiyor, araba. Görüntüler Uşak'tan. Sağanak yağmur kenti bu hale getirdi. Uşak'ta şiddetli yağmur bir saat sürdü. Mazgalların tıkanması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Park halindeki araçlar suda sürüklendi. Sürücüler dere yatağına dönen yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Sağanak sonrası otogar kavşağı alt geçidi suyla doldu. Araçlarında mahsur kalanlar oldu. Vatandaşların yardımına itfaiye yetişti. Ekipler suya girdi, mahsur kalanları kurtardı. Çocuklar kucakta güvenli noktaya taşındı. Araba gidiyor, araba. Sürüklenen araçlar, çöp konteynerleri kameralara böyle yansıdı. Şiddetli yağış sonrası dolu ve fırtına etkili oldu. Yollarda çökme yaşandı. O anda seyir halinde olan araçlarda hasar meydana geldi. İstanbul Başakşehir'de hırsızlar bir inşaat şantiyesine dadandı efendim. İşçiler de çareyi hırsızlara pusu kurmakta buldu. Şantiyeye tekrar malzeme çalmaya gelen hırsızlar taş yağmuruna tutuldu. Neye uğradıklarını şaşıran hırsızların kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Uyumayıp beklediler. Hırsızlar şantiyeye gelince taşlarla, kalaslarla saldırdılar. Şantiye işçilerinin hırsızlara kurdukları pusuyu güvenlik kameraları kaydetti.
İstanbul Başakşehir'deki bir inşaat şantiyesi çalışanlarının uzun süredir başı hırsızlarla dertteydi. Sabaha karşı şantiyeye minibüsle gelen hırsızlar kablodan tuğlaya, çimentodan demire, ellerine ne geçerse çalıyordu. Şantiye işçileri bu kez uyumadı. Sabaha kadar hırsızların yolunu gözlediler. Bekledikleri hırsızlar şantiyenin içine girdiğinde işçiler taarruza geçti. Minibüsü taş yağmuruna tutan işçiler yanlarından geçmeye çalışan minibüse kalaslarla saldırdı. Neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar geri manevra yaparak kaçarken o anları güvenlik kameraları işte böyle kaydetti. İstanbul Üsküdar'da bir sitede bina sakinleri ve müteahhit firma arasında anlaşmazlık kavgaya döndü. Firma sitenin yeşil alanına bina yapmak isteyince taraflar karşı karşıya geldi. Site bahçesindeki yeşil alana müteahhit bina yapmak istedi. Müteahhit firma çalışanlarıyla site sakinleri birbirlerine girdi. Görüntüler İstanbul Üsküdar'daki bir sitede kaydedildi. Yaşanan arbedenin nedeni de firmanın sitedeki yeşil alanlara başka bir bina inşa etmek istemesiydi. Bu sefer çok saldırgan geldiler. Hiçbir şekilde bizi dinlemediler. Ben durdurmaya çalışınca dozer kafamdan aşağı bir kepçe koptu. Toprağa başımdan aşağı gitti. Eşim de bana yumruk attılar. Ne mahkeme kararı dinliyorlar ne de hak hukuk dinliyorlar. İlçe belediyesinin aldığı parsel kararına site sakinleri 2021'de itiraz etti. Uzlaşmaya varılamadı, dava Danıştay'a taşındı. Ancak iddiaya göre müteahhit firma yürütme kararının durdurulması ve yargı sürecinin devam etmesine rağmen site duvarlarını yıktı. Müteahhit firma sabah saatlerinde arkada gördüğünüz gibi 3-4 tır ve konteyner getirip 3-4 de iş makinasıyla duvarları yıkarak bu araziye girdiler. Site sakinleri burada halk kendi direnişini yaparak bu yıkıma ve doğa katliamına engel olmaya çalışıyor. Arbede polis müdahalesiyle son bulurken olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Alana barikat kurularak yıkım durduruldu. Denizli Honaz'da Aşağı Dağdere Mahallesi'nin sakinleri yıllardır diken üstünde. Çünkü 2009'da açılan taş ocağı nedeniyle patlamalarda başlarına taş yağıyor efendim. Ocaktan fırlayan taşlar arazilere hatta evlerin üzerine düşüyor. Yıllardır elleri yüreklerinde yaşayan mahalleli bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Her biri tonlarca ağırlıkta. Her gün evlerin, ekili arazilerin üzerine düşüyor. Mahalleli adeta taş yağmurundan şikayetçi. Gece yattım burada, kalktım burada. Patlatmaca göçecek diye korkuyoruz. Buraya eve geldiğimizde yağmur evin içine akıyor. Şey kırıldığından, kiremit kırılmış, bir de tavan kırılmış. Denizli Honaz'a bağlı Aşağı Dağdere Mahallesi'nin yakınlarına 2009 yılında taş ocağı kuruldu. İşte o gün bugündür mahallede huzur kalmadı. Aşağı Dağdereliler iddialarına göre yıllardır korku içinde. Kontrollü patlamalar sırasında ocaktan fırlayan taşlar arazilere hatta evlere düşüyor. Patlattıkları zaman aynı deprem olmuş gibi şey oluyor. Irlanıyor. Irlanıyor. Hayır, belki her şey burada yatıyor olmuş olay. Tavamıza bilebilirdik taş. Kiremirde kırmış, tavanı deldi. Yağmurda haberimiz oldu. Bir terlik lazım bana. Herkes şikayetçi. Daha önce futbol turnuvalarının düzenlendiği mahallede vatandaşlar huzurla futbol oynamak bir yana yürürken bile tedirgin. Görmüş olduğunuz gibi kale direğimiz falan düşen, patlatmadan sonra düşen taşlardan dolayı kırıldı. Bu taşların hepsi futbol sahamız taş sahası oldu. 300 kişinin yaşadığı mahallede halk taş ocağının kapatılmasını ya da farklı bir yere taşınmasını istiyor. Hatay'da köpeği çıtır çalınınca ağlayan Hifa şimdi mutluluk gözyaşları döküyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma harekete geçti ve küçük kızın köpeğini bulup kendisine teslim etti. Teşekkür ederim. Nasılsın annem? Ağlamaktan konuşamıyor ama bu kez sevinç gözyaşları döküyor küçük kız. Köpeğimi çabucak bulun diye ağlıyordu Hifa ve çıtırına kavuştu. Çek.
Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşiltepe mahallesinde yaşayan çoban ailesinin Cairn Terrier cinsi köpeği Çıtır motosikletli iki kişi tarafından çalınmıştı. Hırsızlar yolda gördükleri beyaz köpeği gözlerine kestirmiş, kucaklarına alıp götürmeye çalıştıkları sırada motosikletin çalışmamasıyla paniklemişti. Kısa bir süre sonra çalışan motorla kucaklarında Çıtır'la gözden kaybolan hırsızların görüntüsü güvenlik kamerasına yansımıştı. Evin küçük kızı Hifa Çoban, Çıtır'ı hırsızlardan ağlayarak geri istemişti. Hifa'nın bu görüntüleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler Çıtır'ı kısa sürede bulup aileye teslim etti. Teşekkür ederim. Nasılsın annem? Baba İrfan Çoban bu kez Hifa'nın mutluluk gözyaşlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Efendim, Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'ne uğrayacağız şimdi. Emekleyen bebeklerin yarışı, annelerin lezzet mücadelesi ve konserlerle festival alanından kameralara renkli görüntüler yansıdı. Anneler hem bebeklerini hem de mutfaktaki hünerlerini yarıştırdı. Etkinliklerin gün boyu devam ettiği festivalde Çatalcalılar doyasıya eğlendi. Renkli görüntüler İstanbul Çatalca'da 22. Erguvan Festivali'nde kaydedildi. İlk yarışma yaşını doldurmayan bebekler içindi. Bebekler başlangıca dizildi ve emekleme yarışı başladı. Emekleyen bebeklerini bitişe yaklaştırmak için anneler de büyük çaba sarf etti. Bebeğimle ben de çok heyecanlıydık. Çok güzel bir an oldu bizim için. Birinci geldik. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Emekleme yarışı sonrası anneler bu kez mutfakta hünerlerini sergiledi. Jürinin işi zor oldu. 100'ün üzerinde katılımcımız var ve inanın çok zorlandık seçmekte. En lezzetli börek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlik alanındaysa gün boyu aktivite ve eğlence devam etti. Hava karardığında kalabalık arttı. Işık gösterileri arasında sahne alan İrem Derici şarkılarıyla Çatalcalıları coşturdu. İstanbul'da çocuklar için renkli mi renkli bir fuar kapılarını açtı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yaratıcı Çocuk Festivali'nde 100 farklı etkinlik çocuklara bekliyor. Küçükler festival alanında hem eğlenecek hem de eğlenirken öğrenme imkanı bulacak. Mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü hiçbiri resmimi çizmemişti böyle. Gayet güzel. Şu an eğleniyoruz. Keyif aldık. Çeşit çeşit oyunlar, tiyatro, müzik, resim ve daha birçok etkinlik. Yaratıcı Çocuk Festivali İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta başladı. Nasıl buldun festivali? Çok güzel. Güzel bir organizasyon. Güzel farkındalık yaratan etkinlikler de var burada gördüğünüz gibi. Bence çocuklar için çok zihin açıcı, oldukça besleyici ve oldukça keyifli bir yaz festivali. Festivalin ilk gününde katılım yoğundu. Yüzlerce çocuk ve ebeveyn etkinlik alanlarının tadını çıkarttı. Hem ebeveynler hem çocuklar birlikte eğlenme fırtınası yakaladı. Şu anda burada yaklaşık 10 bin insan var. İçeride bilim, sanat, tasarım atölyeleri yapılıyor. Çok seçkin markalar, çok değerli uzmanlar eşliğinde binlerce çocuğu bu yaratıcı atölyelerle buluşturuyoruz. Çocukla ebeveyni ayrıştıran değil, bir arada tutan aile boyu bir çocuk kültür sanat festivaliyiz. Festivalde Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 etkinlik düzenlenecek. Çocuklar bu etkinliklerde hem eğlenecek, eğlenirken de farkında olmadan öğrenecek. Kıvırcık, toprak, ona balgına koyacağız, büyüteceğiz. Çocukların pedagojik gelişimine ve yaş gelişimine göre 3 tane ana atölyemiz var. Verilen tema doğrultusunda çocuklarımız dilediklerini çiziyorlar. Festival yarına kadar ziyaret edilebilir. Metrolarda, vapurlarda, caddelerde, sokaklarda o yoğun koşturmanın içinde kulağımıza gelen müzik sesi günümüze güzellik katıyor. Şimdi o sokak müzisyenlerinden birinin hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Sokakları sahnelere tercih eden Zenure Alsancak 8 yıldır İstanbul'un dört bir köşesinde şarkı söylüyor. Günde binlerce kişiye müzik ziyafeti yaşatıyor efendim. Öyle ki artık büyük bir hayran kitlesine sahip. Söyle kaç bahar oldu,
Pencerende gün soğudu, belki de zaman doldu, sevdiğim dolmuyor. Bazen kalabalık bir metroda, bazen işlek bir caddede, zorlu hayat koşuşturmacasında kısa bir nefes, bir tutam keyif oluyor İstanbullulara. Sesini çok beğeniyorum, çok dinliyorum. Söylediği şarkılar içten, duygusal. Durak durak gezen sevenlerimiz var, sağ olsunlar. Şarkıcı Zeynure Alsancak küçük yaşlarda müziğe başladı, sonra hiç kopmadı. Önce çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı, ardından kendini sokağa attı ve yeteneğini adeta İstanbullulara açtı. Mekanlardaki müzik anlayışı benim pek sanat anlayışıma uymuyor. Yani müzik ticarete pay ediliyor. 8 yıldır İstanbul sokaklarında, metrolarda şarkı söylüyor. Günde binlerce kişiye müzik ziyafeti yaşatıyor. Destekleyen kısım daha çok kadınlar. Bana çiçek atanların %95'i hemcinslerimdir. Bastonuyla yürüyen teyzenin gelip bana 5 lira atması benim gözlerimi dolduruyor. Alsancak sayesinde yolculuklar bir nevi açık hava konserine dönüşüyor. Öyle ki birçok yolcunun istek parça talebine de kayıtsız kalmıyor. Yarım saattir de bekliyoruz. Yemek molası falan oldu o yüzden. Şarkı söylese bizi kırmadı, söyledi şarkımızı, çok mutluyum. Yerlere oturup dakikalarca arabesk de isteyen oluyor. Okuyorum, kırmamaya çalışıyorum. Zennure Alsancak'ın şehir dışından hayranları da var artık. Sesi çok güzel, harika, maşallah. Kendisini tebrik ediyorum. 2 gün önce de mesela bir ablamız pazar arabasıyla beni dinlemeye geldi, oturdu. Sanırım üstüne nakiti kalmamış. Kıyamam, çok da yarım saat falan dinledi. Giderken pazar arabasından işte domates, salatalık, elma gibi şeyler çıkardı. Kafamı sol tarafa bir çevirdim. Tecizat çantamın üzerine de 2 tane de simit koymuşlar. Ve Star Ana Haberi burada noktalıyoruz efendim. Yarın akşam yeniden görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.